Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Şöyle güzel bir maya, ekşi maya yapmak için bir aydır deney yapıyorum arkadaşlar. Çok farklı oranlarla, çok farklı yöntemlerle ve unlarla mayalar denedim. 8-10 tane kavanozum vardı ve en sonunda en güzel, en pratik olanını sizler için seçtim ve ben de artık hep böyle yapacağım. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Bismillah diyerek maya yapımına başlayalım. Benimle birlikte inşallah hepiniz yaş maya yaparsınız ve benimle birlikte başlarsınız diyorum. Şimdi yarım çay bardağı içme suyu mutlaka. İçme suyunu koydum kavanoza. Bir çay bardağı da tam buğday unum var. Unun çeşidinin hiç önemi yok. Ben beyazla da yaptım. O da oldu. Karışık olarak da yaptım. Her şekilde mayam oldu. Şimdi nasıl olduğunu da sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacağım. Şimdi bu ilk kurmalarım ya, bunların hepsini çektim ben. Bir sürü videom var ama dediğim gibi en güzelini şimdi paylaşıyorum. O yüzden kontrollü koydum unu ve baktım ki bir ölçü una yarım ölçü su tam geliyor ve bu ölçüdeki maya çok güzel mayalanıyor. Yani bu oranda yaparsanız çok çabuk aktive oluyor. Sulu yapmayın lütfen. Bir çay bardağı suya bir çay bardağı unla da denedim. Onun çok gereksiz yere çoğaldığını ve de çok sulu olup tekrar kısa zamanda acıktığını hissettim. Bu ölçüyü mutlaka kullanın. Çünkü çok yerde çok farklı ölçüler göreceksiniz. Pardon, streç filmle güzelce kapattım. Bu da şart değil. Hava alan bir bez, nemli olur, kuru olur. Üstünün kapanması önemli. Nemli olursa daha da güzel. Hava alan bir bezle de kapatabilirsiniz. Peki nereye koydum? Dediğim gibi birçok yerde maya denedim. Ben bu en güzel mayamı mutfağın, tezgahımın güneş almayan bir tarafında beklettim. Bu ilk günün akşamı. Bakın hemen koyuca yaptık ya, çünkü unu boldu. Aktive olmaya başladı ve 3 gün boyunca her öğlen saat 12 yarım gibi kabarsın kabarmasın ben mayamı karıştırdım ve besledim. Kapattım tekrar ondan sonra. Aynı streç filmle, habire yeni çek kesmeyin. Aynısını delikti zaten. Şimdi bu 4. günün akşamı. Dedim ki benim mayam çok kabarıyor. Yatmadan önce, daha doğrusu gece. Yatmadan önce bir bakayım dedim. Bunu öğlen yine beslemiştim tabii ben, 12 yarım gibi. Bir de baktım ki artık taşıyor kenarlardan. Açtım üzerine, mis gibi boza kokuyor. Hatta oğluma dedim hemen gel, hiç tesisatla uğraşmadan kamera vesaire bunu bir çekelim biz. Çünkü büyük kavanozu alacağım. Yarım litrelik kavanoza gördüğünüz gibi gayet güzel, artık olgunlaşmış neredeyse. 4 günlük mayamı alıyorum. Şimdi beslemeyeceğim onu bu gece. Çünkü öğlen zaten besledim ve şu an bakın yoğun. Yani bir daha bunu una boğmaya gerek yok. Mantığını anlarsanız çok kolay. İşte anlayana kadar biraz zaman geçti benim için de. Hatta çok zor geldi, yapmayacağım, bu ne çok karışık, ben bunu anlatamam dedim. Ama sabrettim. Sabreden derviş olayını biliyorsunuz. Nihayetinde bu işi ben de öğrendim. Ben de çünkü ilk kez hayatımda ekşi maya yaptım. Uğraşısız hiçbir şey olmuyor. Şu anda güvenle sizinle paylaşırım. Kilolarca un harcadım herhalde. Yarısını at, tekrar besle. Bazısını 3 gün besledim, 3 günde bir besledim. Böyle hepsini denedim açıkçası. Yine o büyük kavanozu almıştık biliyorsunuz dün gece. Şimdi gündüz oldu, saat 12 yine. Ve o gece artık ben yeterince olgun diye anlattım ya, artık beslememe gerek yok bu saatten sonra, doygun dedim. Şimdi artık sabah oldu. O mayam indi, söndü. Şu anda onu tekrar besledim. Bu şekilde arkadaşlar 6 ya da 7. günde benim mayam tam olarak olgunlaştı. Şimdi birazdan göreceksiniz. Aşağı yukarı her gün aynı saatlerde, ama gece baktınız ki çok sulandı, beslemeniz lazım. Ertesi günü beklemeyin, sulu olmuştur. Ya da baktınız ki çok kabardı, taştı, karıştırın. Korkmayın mayayı ellemekten, karıştırın istediğiniz zaman.
Çok beslerseniz olmaz. Onu takip edeceksiniz. Acıktığını hissedince besleyin lütfen 3-4 günden sonra. Ama dediğim gibi ilk 3 gün kabarmış kabarmamış bakmadan mümkün oldukça aynı saatte karıştırıp besleyiniz. Şimdi yine streç filmimi bu sefer temiz kestim. Çünkü kirlendikçe de dikkat edin, etrafı da temiz olsun, küflenmesin. Şimdi bu benim 6 ya da 7. gün onun gecesi. Baktım bu da bir önceki taşmıştı ya, onun gibi taşmaya başladı. Dedim artık bu maya oldu. Bir deney yapalım. Siz de işte böyle anlayacaksınız. Bu bazen 10 gün sürer, bazen 7 gün sürer. Yani o sizin ortamınıza ve nasıl beslediğinize bağlı. Şimdi içme suyuna çok karıştırmadan açtık ya şeyini, streç filmi ya da bezi. Hemen oradan köpüklü kısmından suyun üzerine bir kaşık bıraktım. Gördüğünüz gibi suyun üzerinde yüzüyor arkadaşlar. Dibe çökmedi. Dibe çökseydi daha bunun birkaç günü daha vardı. Olgunlaşmamış demekti. Fakat dibe çökmemesi ne demek? İçinde yeterince hava olduğunu, mayanın çok hafif ve böyle hani gözenekli bir maya olduğunu gösteriyor. Çok hafiflemiş bir maya şu anda. Görüyorsunuz tabii gece olduğu için güzel çoğalmıştı ama artık sabaha kadar acıkacak bu tekrar. Ertesi gün öğlen. 7. gün. Büyük ihtimalle 7. gün olmalı. Ya 6 7 fark etmez. Sonuçta biz bunu da özellikle niye söylüyorum? Biz artık onu gördüğümüz zaman anlıyoruz durumunu. Aç mıdır, tok mudur? Testini de yaptık, mayamız olmuş. Artık ekmek yapımına başlayabiliriz. Ekmeğimde bir su bardağı maya kullanacağım. Ama ekmeğimin bütün videosunu tam olarak bir sonraki videoya saklıyorum. Konular karışmasın, hem de çok uzamasın bu video. Burada sadece ekşi maya olayını görelim. Şimdi bir bardağını ekmeğim için ayırdım. Diğer kısmını da saklamak için buzdolabına koyacağım. Ama şimdi bunlar aç ya. Geceden kavanozum biliyorsunuz beslememiştim, duruyordu. Şimdi ikisini de beslemem lazım tekrar. Buzdolabına koyacak olduğumu yine bir çay bardağı kadar, tam ben artık elim alıştı kaşıkla, bir çay bardağı un, yarım çay bardağı suyla yine besliyorum, yarım çay bardağı, iyice karıştırın. Artık ölmez, o gözeneklerimize hiçbir şey olmaz. Zaten karıştırmaktan bir zarar gelmiyor, hava alıyor daha güzel. Çok yer değiştirmeyin yalnız. Ben bunu fark ettim. Oradan oraya gezdirmeyin. Hani sirke de çok gezdirilmez biliyorsunuz. Çiçek gibi bunlar. Nerede başladıysanız işte ılık, güzel, güneş görmeyen bir yerde, en güzeli bence mutfağın bir köşesi. Orada devam edin siz bu işe. Ben hep aynı yerde bunu yaptım. Güzelce karıştıralım. Buzdolabına koyduktan sonra ne olacak? 2-3 günde bir baktım ben, tabii bu benim önce çektiklerim ya, şu anda biliyorum bütün sonuçları. Böyle sulanıp üstü zayıflamış, böyle sulanmış. O zaman besledim tekrar. Böyle koyuyken hiç de beslemedim. Çok artarsa yarısını atacağız arkadaşlar. Besleyeceğiz. Niye atıyoruz biliyor musunuz? Hem aşırı çoğalmasın, hem de geri kalan kısmı güçlensin diye. Bu diğer normal mayamızda da bunu yapın. Çok çoğalırsa 10 günde falan çok çoğalır. O arada bir kısmını atıp yarısını tekrar aynı ölçüyle beslememiz lazım. Yani bir çay bardağı un, yarım çay bardağı su ölçüsüyle. Yoksa kilo kilo maya olur önümüzde. Belki 15 günde olacak sizinki. 4-5 günden sonra çok artmaya başlıyor. Birazını birazını azaltıp atabilirsiniz. Olmamış maya oluyor çünkü o zaten. Ama olduktan sonra hiç gıdımına bile kıymayın. Hepsi çoğalır ve hepsi gayet güzel ekşi maya olur. Şimdi ekmek yoğuracağım kabımda. Mayamı koydum. İşime devam edeceğim. Diğeri artık saklanmak üzere kenarda. O kısmı unuttuk. O da şimdi 10 gündür falan dolapta, 2 kere besledim ben onu. Onu da bir ara size gösteririm. Onu ekmek videosuna eklerim arkadaşlar.
Ekmek yaptığım o videoda onu araya ekleyeyim ben. Onu da bir görün, o buzdolabındakini. Acıktığı zamanı göstereyim ben size. 4-5 gün kalıyor. Soğuk ya, çabuk aktive olmuyor. Şimdi benim mayamı, ekmek yapacağım mayamı da beslemem lazım ki ekmeğime hazır olsun. Şimdi acele etmeyeceğim zaten. Çok emek verdim. Bir bardak mayaya 1,5 su bardağı un. Bu esnada yine esmer un, beyaz un, her istediğinizi kullanabilirsiniz. Karışık yapabilirsiniz ekmeğinizi. Hatta daha da iyi olur biraz beyaz un eklerseniz. Daha böyle fosur fosur olur. Bir bardak maya, 1,5 un, 1,5 da su koydum, su bardağı olarak. Şimdi bir bardak un maya fazla olduğu için onu besleyeceğimiz maddeler de fazla oldu. Ekmek yapacağız artık çünkü. Karıştıracağım. Tabii hemen bununla ekmek yapacak mıyım? Hayır. Bu yeni besiniyle birlikte bakın böyle 1-2 saatte bile hemen köpüklenmeye başlıyor. Artık kontrol ediyorum sürekli. Alıştı gözüm. Hep gözüm üzerlerinde. Zaten evdeyiz bu ara biliyorsunuz. Mutfağa girip çıktıkça bakıyorum. Çok zevkli oluyor. İlk zaman sıkıldım. Çok zor geldi, karışık geldi ama şimdi çok seviyorum artık. Şimdi bunu bu vaziyette de aktive edeceğim. Ondan sonra normal hamur haline getireceğim arkadaşlar. Sizden rica ediyorum, bir kereyle anlaşılmıyor kesinlikle. Onlarca video izledim ben bir ay içerisinde. Lütfen, evet tam bu pazar, bugün pazar ve bir ay oldu ben maya işine başlayalı, yapmayı öğrenmeye. Defalarca izleyin lütfen. O kelimelerime dikkat edin. Bazen çünkü hızlı konuşabilirim, arada kaçabilir. Lütfen izleyin. Tekrar tekrar o kadar güzel anlayacaksınız ve yapacaksınız ki. Bu kadar faydalı bir şey bu ekşi maya. Gerçekten ben Google'a bir girdim geçenlerde. Ekşi mayanın faydaları nedir dedim. Hani bu kadar çok övülüyor, yapılıyor. Mükemmel bir şey. Hem vitamini, B vitamini, hem probiyotik özelliği. Şimdi gece bu. Dedim ki şöyle sıcak kalsın. Sabaha kadar mutfak soğuk. Güzel bir aktive olsun istedim. Kapattım. Ama o kadar çabuk aktive oldu ki 2 saat sonra bir geldim. Maya acıkmış. Bakın işte acıkmış dediğim böyle. Yoksa ben onu sabaha kadar bırakacaktım. Yine bir bakmak istedim durumuna, taşar diye korktum. Hani bezi dedim kirletmesin. A bir de baktım ki acıkmış, sönmüş zaten. Bakın kabardığı yer görünüyor yanlardan, sönmüş. Şimdi güzelce karıştıracağım. Besleyeceğim. Çünkü sabaha kadar iyice acıkır, daha çok gecikir maya işi. 1-2 gün daha atar. O kadar güzel güçlenmiş ki o koyduğum 1,5 su bardağı un bile ona az geldi. Hemen sulandı yani, o bile yetmedi ona. Çünkü artık çok güçlü, güzel bir mayamız var. Ve koca çocuklar olur ya böyle çok yerler, iştahlı. Bu artık öyle. Arzu ederseniz ilk yaptığınız bu mayadan böyle ilk hamurunuzdan bir yumak, bir topak ayırın. Bir şey buzdolabı poşetinin içine koyun. Öyle saklayın dolapta. O da mayadır. Diğer hamurlarınızı, o hamurunuzu ekleyerek de ekmek yapabilirsiniz. Ben şimdi pide de yapmak istiyorum. Tam işte bu ekşi mayalı bir pide yapmak istiyorum. Onun hamurundan hamur olarak ayıracağım. Bir de öyle bakacağım. Şimdi güzelce yediriyorum. Çünkü sabaha kadar tekrar sulanmasın. Güzel aktive olsun ki artık ekmeğimi yapayım. Mantığı çoğunuz zannederim inşallah açıklayıcı anlatabilmişimdir, anlamışsınızdır. İlk 3 gün, 4 gün her şekilde aynı besliyoruz. Ama daha sonra 24 saat kuralına uymuyoruz. Baktık ki acıktı, böyle sulandı. Yine karıştırıp güzelce besleyip kenara koyacağız. Çünkü günler geçtikçe daha çabuk besin isteyebiliyor o sıcak ortamda. Daha çok kabarıyor, daha çok taşıyor. Bir canlı büyütüyoruz işte.
Tabii ben ertesi gün yapacağım ekmeğimi. Şu an gece hem çekemem gün ışığı lazım hem biraz daha güzel ekşisin. Ondan dolayı böyle yine bir az kıvamlı, az sulu bir hamur yaptım. Azıcık yine hava alsın diye mutfağa koydum. Boş fırının içine de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine saat gece 12. Bakın. Demin gözünüzün önünde karıştırdım işte. Aynı kase, aynı şey. Hemen yine çektim, kaçırmadım. Yatmak üzere her gün her akşam baktım zaten bu ara bunlara ben ne durumdalar. İyice öğreneyim ki size anlatacağım çünkü. Öğretmem için iyi öğrenmem lazım önce. Gördüğünüz gibi gece bu vaziyette. Bütün gözenek gözenek artık çok güzel olgun bir maya elimizde ve hamur. Şimdi ertesi gün saat 10-11 gibi bu dünya güzeli mayalı hamurumu artık ekmeğe hazır hale geldi. Çok böyle hızlı bir video çekmek istemedim. Çünkü bu iş gerçekten biraz karışık. Güzelce anlatabilmek için. Diğer ekmek videomda da tekrar bazı noktalara değineceğim. Görüyor musunuz ne kadar güzel görünüyor? O son besledikten sonra kendine geldi. Bakın. Artık ekmek yapımına hazır. Normal hamur haline getireceğim. Lütfen arada belki benim atladığım noktalar olabilir. Sizin hani mantık yapınız herkese uygun olmaz. Bazen insanlar farklı da algılayabiliyor. Hiç çekinmeyin. Sorun lütfen aşağıda. Ben gördüğüm an cevaplarım. Önemli olan ne olur hemen şöyle herhangi bir un ve yarım bardak suyla başlayın. Hemen bir kavanoza karıştırıp koyun mayanızı. Mutfağının bir köşesinde dursun mutfağınızın. Ilık, sıcak bir ortam yeterli ama kesinlikle güneş değil. Güneşi direkt görmesin. Şimdi artık un ilavemi yapacağım. Tuzumu koyuyorum. Diğer ekmek videomda ölçülerini daha tekrar yazarım ben. Mayayı ne kadar koydum, unu toplam ne kadar ekledim. Şu anda konumuz çünkü maya. Ekmeğe sonra odaklanırız. Hepinizden bekliyorum bu işe meraklı olan arkadaşlarım. İnşallah mayayı ilk kez benimle birlikte yapacak olan da vardır aranızda. Yahut daha zahmetli olup şu an benimle daha pratik olarak yapacak olanlar da vardır. Benim için şu anda gerçekten artık çocuk oyuncağı. Emek verince öğrendim işi. Buzdolabındakini de ara ara dediğim gibi besleyeceğim. Ve o benim sürekli mayam olacak. Ömrüm oldukça benimle gidebilir. Yeter ki ara ara besleyelim. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer ekmek videomu da düzenleyip Allah nasip ederse yarın da onu paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi evde hangi ununuz varsa onunla başlayabilirsiniz. Herkese sevgiler diliyorum. Huzurlu günler.